Peki bu ağız kokusundan nasıl kurtulacağız hocam? Aslında önemli bir konuydu. Yine ağız kokusu da çok önemli bir konu. Evet. Bu tabii kişilerin sosyal ilişkilerini çok Aynen. etkileyen bir şey. Yani kimisi nin karşısında duramazsın. Yani bırak daha yakın ilişkiyle. Yani konuşmasından etkilenir falan. Bunun için işte dediğim gibi iyi bir diş hekimi bazen işte tartarlar oluyor, diş etleri iltihabı oluyor, çekilme bilmem ne falan bunların tedavisi. İki, kulak burun boğazın sinüsleri taraması lazım. Çünkü sinüslerin arkasından, burun arkasından ağza bazen akıntı olur. Bu da ciddi koku yapar geniz arkasından. Ve üçüncüsü de mide kaynaklıdır. Bana genelde hastalar buna gittik diye geliyorlar. Evet. Midene baktır dedi diyorlar. Biz de bakıyoruz. Mesela evet hakikaten doğru. Helikobakter pylori var ya da iltihap var, ülser var. Reflü olabilir, kapak açık. Ve onun antibiyotikli bir tedavi stratejisi vardır. Bunu uyguladıktan sonra koku geçiyor. Zaten kişi de fark ediyor. Ve de çok mutlu oluyor insanlar. Çünkü o onda hani böyle konuşmak. Ondan sonra ne bileyim çekinmek. Yani konuşurken bile rahatsız oluyor Tabii. acaba Arabaya diye. biner, camı açar mesela. Hani nefes almak.